tellerine gönül bağladım, güçlü ellerine kurban olayım. En acı günümde uzun güldüren tatlı dillerine kurban olayım. Alnında saçların aklaşsa bile, yüzünde çizgiler sıklaşsa bile, yolculuk sonuna yaklaşsa bile, yanında her zaman bir ben olayım. Bir ben olayım, erkeğim yanında her zaman bir ben olayım. Yalnızdım, güçsüzdüm, güç verdin bana, demir bileğine kurban olayım. Sevgiye hasrettim, aşk verdin bana, altın yüreğine kurban olayım. Toprağa yendim, harman yerine, çeliğe döktüm, alın terine. Her şeyi yaratan o ellerine, gözünün nuruna kurban, kurban, kurban olayım. Kurban olayım, erkeğim yanında hep, hep ben olayım. Gidelim buradan. Neresi olursa olsun razıyım. Neden? Seni düşünüyorum, ikimizi. Bu kabadayılığın sonu yok. Başka bir şehirde sakin bir yaşantımız olur. Bak, babamın adını sen bile duymuşsun. Mert bir adamdı. Herkes çekinir, korkardı ondan. Ama günün birinde arkasından vurdular. Öldürdüler onu. Seni de vururlar. Peki, kardeşim gelsin, dükkanları ona devreder gideriz. Bir şey mi oldu? Gazetede son derece önemli bir haber var. Sanırım seni de ilgilendirir. Ünlü kabadayılardan Suskun Yunus, kalan 6 aylık mahkumiyetini sürgün olarak Bodrum'da geçirecek. Selam millet. Merhaba. Hoş geldin. Hoş geldin, hoş bulduk. Sağ ol. Gel şöyle oturalım. Nerelerdesin be Karam? Gözümüz yollarda kaldı. Başına bir iş geldi diye abin de merak etti. Yok bir şey be amca. Abim nerede? Neredeyse gelir. Suskun Yunus geldi mi buraya? Yok. Ne işi varmış burada? Şu meşhur Suskun Yunus mu? Hapiste değil mi o? Sürgünü varmış, burada çekecekmiş. Neredeydin be oğlum? Meraklandırdın beni. Gene karı dümeni miydi ha? Yok be abi, İzmir'deydim. Otur şöyle. Bana bak, hamalı oğlunu gördün mü? Onu dün gece vurdular abi. Kim vurmuş? Yeni yetmelerden biri. Şey, Suskun Yunus'u tanır mısın abi? Kim tanımaz onu? Ne olmuş ki? Buraya geliyormuş.
sürgüne. Ha. Demek gene bir kadına çarpıldın ha? Bu suskun Yunus epey hızlıymış, öyle mi abi? Hana gidelim de bir iki patlatalım abi. Hadi gidelim. Yıkıl lan. Havada fırtına kokusu var gene. Göreceksiniz, Kamil'le garanti takışırlar. Çünkü delikanlı adam kendisinden hızlısına tahammül edemez. Adamın beşleşi var. Ben onu sınıftan tanırım. Kayseri'de birini zımbalamış, oraya sürmüşlerdi. 3 defa hapishaneye yardı ama yakaladılar. Bu suskun Yunus namını hapislerde yaptı. Hapishanede nam yapmak kolay değil. Hamaloğlu'nun vurulmasına çok üzüldüm. Nasıl olmuş anlat hele. Bana da Vasıf abi anlattı. Fazla bir şey söylemedim. Yalnız sana Aksin. Çok selamı var. Dedi ki sakın suskun Yunus'la takışmasın. Takışmak mı? Yok canım bana ne. Ne alışverişim var adamla. Tanımam bile. Şimdi sen beni dinle. Ben gidiyorum oğlum. Bağ, bahçe, kahve, lokanta hepsine sen bakacaksın. Çok sevindim abi. Yenge seni yola getirdi ha. Ah şöyle tosunum. İkisinden biri harcanacak ya, hangisi bakalım? Suskun Yunus, namlı bir kabadayı. Kamil de ondan aşağı kalmaz, yıka lan arabayı. Abi, hapishaneden Suskun Yunus geliyormuş, haberin var mı? Suskun Yunus mu? Tanır mısın? Deli, yiğit yiğidi bilmez olur mu? Bu adamlar nam için yaşarlar. At ölür meydan kalır, yiğit ölür şan kalır misali. Kamil gidiyormuş zaten. Belki de kaçınıyordur Yunus'tan. Suskun Yunus'u mu düşünüyorsun abi? Kalk git lan buradan! Bir derdin mi var? Seni düşünüyorum. Benim neyimi düşünüyorsun? Bazıları insanları birbirine düşürmeyi seviyorlar. Suskun Yunus gelmeden gitsen çok iyi olacak. Korkuyor musun? Birbirinize düşürecekler abi. Zaten dedikodular aldı yürüdü. Sözde sen Suskun Yunus'un geleceğini daha önceden haber almışsın, onun için gidiyormuşsun. Ya. Milletin ağzını tutamazsın ki, maksatları belli. Gitmeni geciktirmek, ikinizi kapıştırmak istiyorlar. Turist mevsiminin sonuydu artık. Gelecek bahara kadar bu güzel kasaba sakinlerinin kimseleri beklemeden yaşamlarını sürdürecekleri bir dönem başlardı her yıl bugünler. Ama ne var ki bu kez bir yığın gözler yoldaydı. Endişeli gözler birini bekliyordu.
terk etmedi sevdan beni. Aç kaldım, susuz kaldım. Hayın karanlıktı gece. Can garip, can suskun, can paramparça. Ve ellerim kelepçede. Bütünsüz, uykusuz kaldım. Terk etmedi sevdan beni. Gidebilirsiniz. Geçmiş olsun Yunus. Hayatını aşağı yukarı biliyorum. Ama dikkatli ol. Burada en ufak bir yanlışlık sana pahalıya mal olur. Kanunlar sana karşı acımasız olmayacak ama hoşgörü de umma. Her gün gelip imza atacaksın. Şimdi herkesin gözü sende oğlum. Bence ilk fırsatta suskun Yunus'a posta koymalı ki burayı boş bellemesin. Bana kalırsa en iyisi beklemek. Haberin var mı abi? Suskun Yunus geldi. Git lan başımdan! Bir daha Yunus lafa edenin kemiklerini kırarım. Yiğitlik dediğin boya posa bakmaz. Yüreğe bakar yüreğe. Hiç beklenmedik bir adam dünyaları yıkabilir. Meşhur bir kabadayı vuran meşhur olur. Doğru. Mesela bu suskun Yunus'u tesadüfen biri vursa, şimdi derhal meşhur olur ve de ondan herkes çekinir. Abi, bu Yunus da içer mi şimdi? O da laf mı be? İçince fıçı fıçı içer o. Sen de onun gibi içsen kim bilir ne biçim yiğit olursun. Şuraya şolaşık. Hadi içelim, içelim de yiğitliğimizi bulalım. İçelim sen abi, yiğitliğini içelim. Bul, ben de itliyim abi. Biz de kendi çapımızda yiğit sayılırız. Abi gidip Yunus'u arasak bulamaz mıyız? Bulamayız. Suskun Yunus şanına layık işler yapar şimdi. Kim bilir kaç yeri dağıtmıştır. Sen bilmezsin oğlum. Belki de şu anda birkaç karıyı daha kaldırmış, alem yapıyordur. Durum o kadar ters o ki. Bak Sevda, yiğit adam nam için yaşar, nam için ölür. Ben evine bağlanacak, yalnız sevdiği kadını düşünecek bir adam istiyorum. Bir gün vuruldu diyecekler, öldü diyecekler. Kadınsın, anlamıyorsun. Ne olursun, gidelim buradan. Gidemem. Gidersem Yunus'tan korktu kaçtı derler. Gidelim. Gidemem. Ya vurursan onu? Su testisi su yolunda kırılır. Yalnız kendini düşünüyorsun. Beni kimse yenemedi. Şu bileğimi kimse bükemedi daha. Ama senin bir bakışın beni çocuklaştırdı. Biraz daha bekle. Gideceğiz. Ama arkamdan korktu da kaçtı diyemeyeceğim. Ya beni seç ya bu yolu. Kararımı verdim. Cevabın bu? Hı. Herkesin yabancı olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Kimsesiz, garip. Tutmuş bir bardak içkiye sığınmışız. Hayatımızı bir bardak şaraba esir etmişiz. Başka yerde edebiyat yap profesör. Hadi bakalım bas. Şimdi huzurunuzdan ayrılıyorum. Ama bir gün hiç kimsenin haberi olmadan gideceğim bu dünyadan. Bas. O zaman kimse kovamayacak beni. Kimse. Rakı içersiniz diye düşündüm. Peki. İneyim ne yapayım? Hadi biraz da başka yerden ısıt çek profesör. Hadi bakalım çık. Ben nereye gideyim şimdi? Ha? Beni bekleyen hiç kimse yok ki. Sokağa çıkınca bulursun. Hadi. Hoş geldin yabancı. Hoş bulduk. İçiyorsunuz demek. Merhaba.
beni kovmayan ilk insansınız. Çok bedbahtım. Çok yalnızım. Beyi rahatsız etme profesör. Hadi yürü bakalım, yürü, yürü. Rahatsızlık bir hastalıktır. İnsan olmak da bir hastalıktır. Sevgilisini kaybettikten sonra böyle oldu. Yunus pansiyondan çıktı. Hana gitti abi. Yunus'a posta mı koyacak baba? Gitmezse olmaz evlat. Herkes Kamil'den bir şey bekliyor. Şimdi yiğitliğini göstermezse kimse sözünü dinlemez onun. Hoş geldiniz Kamil abi, buyurun. Buyurun. Otur, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldin abi. Nerede içkilerin tadı bozulmuş. Bak bakalım doğru mu? Vay be, suskunuz kaçtı. Bu muydu be delikanlı delikanlı diye reklam ettiğiniz? Bunun gibi 40 kişiye bakıyorum ben. Yaşa be abi, korkuttun herifin gözünü. Böyle olacağını biliyordum ben. Kamil abinin şerefine içelim. Hadi şerefe. Bırakmıyorlar.
Merhaba Yunus, nasılsın? İyi. Bir şeyler olmuş güzelin orada. Sana takılmışlar, uyumamışsın. Bunu çok beğendim. Ha, bir iş tutmayı düşünmüyor musun sen? Hem vakit daha çabuk geçer. 6 ay kolay değil yabancı yerde. Doğru. Bir sıkıntın olursa bana gel. Sağ ol. Hey, merhaba. Senin için aldım arkadaş, içer misin? Mektubunuz var abi. Sevgili yavrum, Allah hapishaneden kurtulduğun günü gösterdi. Acaba sağ salim yuvana döneceğin günü de gösterecek. Bu talihsiz ananı daha ne kadar yalnız bırakacaksın? Biliyorsun ki benim için dünyada bir Allah, sonra sen varsın. Ne zaman trenlere, vapurlara baksan... Bir gün oğlum gelecek diyorum yavrum. Arkadaşlarının hepsi evlendi, çoluk çocuk sahibi oldular. Senin de evlendiğin günü gözüm görecek mi? Yavrum, canım oğlum, şeytana uyma. Sana bir şey olursa ben ne yaparım, acına nasıl dayanırım? Baban seni görmeden öldü yavrum. Acaba ben de mi öyle öleceğim? Gözlerinden hasretle öperim yavrum. Mektup yaz, ananı unutma. Tek tesellim sensin çünkü. Talihsiz ana. Kim var bu adamla senin? Zavallı. Ellerinde kocaman kocaman kelepçeler vardı. Elbet bir suç işlemiştir. Önüne bir lokma yemek koyacak kimsesi yok. Çamaşırları kirlense kim yıkar? Söküyor olsa kim diker? Of, böyle şeylere kafanı yorma sen. Anası babası var mı acaba? Belki de kardeşi vardır. Ha? Ne dersin anne, vardır değil mi? Ne bileyim ben kızım. Hem sana ne ondan? Hiç, sordum işte. Başına talih kuşu kondu sayılır. Seni Cabbar Bey çağırttı. İş verecek sanırım. İş mi? Evet. Cabbar Bey'in evini biliyor musun? Ama nereden bileceksin? Arka limanda sor gösterirler. Bu gece saat 10'da bekliyor. Gitmemezlik etme sakın ha. Artık bıktın değil mi insanlarla dalaşmaktan? Ha? Evlenmelisin. Düzenli bir yuva kurtarır seni ancak. Bir tek annen varmış hayatta, çok severmişsin. Görmeyeli çok oldu mu? 3 yıl geçti. Bir defa Kayseri'ye ziyarete gel dedi. Sık dişini, sayılı gün çabuk geçer. Dayanmak zor. Dayanacaksın. Hı hı. Komiser amca! Komiser amca! Profesör! Profesör! Teknenin içinde! Ölmüş! Evet, büyük an geldi. Sevgili dostlarım, şöyle buyurun. Ölün geçin. Nerede kaldı şu ilginç misafirimiz Cabbar Bey? Sabırsızlanmayın, neredeyse gelir. Enteresan bir gece olacak. Geldiler efendim. Hemen getir, getir. Bağ üstüne. Kral geçinen, çevresindeki herkesi korkudan titrettiğini sanan bir kişinin ne kadar zavallı olduğunu göreceksiniz.
Yaklaş, yaklaş. Komiserim bahsettiği mahkum sen misin? Ya. Buraya sürgün gelmişsin. İşe ihtiyacın varmış. Buraya sürgün geldim. Doğru dürüst bir iş bulursam çalışırım. Ne iş yaparsın ki? Eskiden kaptandı. Seviştiğimiz yıllarda öyleydi. Yunus kaptan derlerdi. Ama cinayetten suçlulara kaptanlık yaptırmıyorlar sanırım. Tekneniz mi vardı? Teknesi var ama kullanmayı bilmez. Tuhaftır dünya. Öyle adam da vardır. Elinin altındaki billur gibi kadının hakkını veremez. Sana fikrini sormadım. Bir sürgünü böyle bir mecliste küçük düşürmeye çalışmak. Amacınız buydu. Sanırım ayıp ettiniz. Elimden tornacılık da gelir. Hapiste öğrendim. Eğer tornalanacak şeyleriniz varsa elden geçiririz. İyi akşamlar. Adam dört dörtlük çıktı. Hani cahil bir kabadayı eskisiydi. Demek ki hem bileğine hızlı hem de diline hızlı. Sevgili Feriha'cığım, zevk sahibiymişsin. Sizlere iyi geceler. Sen nasıl olsa biraz sonra sızarsın. Ben teknede kalacağım. Bozulma Çapbarcığım, sizin teknenin özelliklerini gösterecek benim yeni kaptana ya. Sen de seks filmi seyret Çapbar. Vallahi billahi her birine birer tane vurdu. Git başımdan be. Ne kadar haklı olsan da hiçbir maraza çıkarmayacaksın demiştim. Bir daha en ufak bir hareketinde dünyayı zindan ederim sana. Biliyor musun? Çok suratsız şeysin. Ne kadar sevimli oldun. Ne yapıyorsun bu teknede? İşe mi girdin? Ne iyi. Demek kaptanlığın da var. Ya demek hem katilsin hem sürgün hem de kaptan. Sonra? Seni vuracaklarmış. Sevinir misin? Allah göstermesin. Öyle üzülürüm ki. Beni vuramayacaklar. Bir tek annen varmış. Sever misin? Çok. Herkes senden çekiniyor, korkuyorlar. Sen korkmuyor musun? Öylesine sımsıcak bakıyorsun ki neden korkayım? İşte çekinerdi. Buyurun, afiyet iyi, bereket versin. Canlı canlı bunlar, canlı canlı. Tahsep olun. Canlı canlı, canlı canlı. Ey maşallah. Baskına mı çıktılar yine? Sürü sürü dolaşıyorlar. Thank you.
bu elin serserisiyle konuşuyor musun? Hadi yürü. Vallahi son iki turist kız vardı. Onlar da gitmiş. Vay anasına be. Bodrum kurudu sanki. Ne yaparsın? Sonbahar, fesat mevsim. Sevda. Sevda. Canını alayım mı senin? Alayım mı? Bağışla abi, isteyerek olmadı. Sarhoş mu sandınız beni yoksa? Hepinizi yere sererim biliyor musunuz? Hepinizi! Var mı lan üstüme delikanlı? Var mı be? Bıçağımın üstüne bıçak koyacak adam var mı? Silahıma silah, yumruğuma yumruk var mı lan? Söyle lan, ben miyim delikanlı yoksa Yunus mu? Sensin abi. Yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorsunuz. Korkaklar! Yalan söylüyorsunuz, yalan! Dövüşeceğiz. Dövüşelim. Ne zaman? Ayıldığın zaman. Sarhoşum değil mi? Benimle dövüşmedi. Doğru. Sen de olsan içkili bir adamla dövüşmezsin. Ne tuhaf herif bu be. Canım oğlum, yakında cezanın biteceğini yazmışsın. Ağlaya ağlaya gözlerim kurudu yavrucuğum. Ama hepsi sevinçten. Bunca yıl sonra görüşmemiz kısmet olacak demek. Geldiğin gün sana sevdiğin yemekleri yapacağım. Arkadaşlarına söyledim. Onlar da seni dört gözle bekliyorlar. Evimizi gelin gibi süsledim. Gel yavrucuğum, artık bu ayrılık bitsin. Günleri sayıyorum. Çabuk gel, çok çabuk. Yolunu bekliyorum. Akça tellerine gönül bağladım. Güçlü ellerine kurban olayım. En acı gününde yüzün güldüren, tatlı dillerine
da saçların aklaşsa bile, yüzünde çizgiler sıklaşsa bile, yolculuk sonuna yaklaşsa bile, yanında her zaman bir ben olayım, bir ben olayım. Erkeğim yanında her zaman bir ben olayım. Yalnızdım, güçsüzdüm, güç verdin bana, demir bileğine kurban olayım. Sevgiye hasrettim, aşk verdin bana, altın yüreğine kurban olayım. Toprağı yendim harman yerine, çiniye döktüm alın terine. Her şeyi yaratan o ellerine, gözünün nuruna kurban, kurban, kurban olayım, kurban olayım. Erkeğim yanında hep, hep ben olayım. Yalnızdım, güçsüzdüm, güç verdin bana, demir bileğine kurban olayım. Sevgiye hasrettim, aşk verdin bana, altın yüreğine kurban olayım. İçki mi, şerbet mi içti? Vallahi içki be. Sen bir garip ihtiyarsın, içki ne yine be? Bırak içsin, iç bakalım. Kurban olayım. Yanında hep, hep ben olayım. İster haklı ol, ister haksız, en ufak bir maraza istemem. Sürgünün bitmesini istiyorsan tabii. İç ulan. Hadi iç bakalım. Gidelim. Hiç şenlik bırakılır mı? Otur bakalım. Ünlü kabadayı sen misin ulan he? Gel buraya. Thank you.
Ne oldu Yunus? Bu halin mi? İşi yok komiserim. Bir sürgün günü daha bitti. Bunu onların yanına bırakmayacağım. Bütün suçlular cezalandırılacak. Hoşça kalın. Artık hiç ayrılmayacağız sevgilim. Cabbar'a da söyleyeyim beni beklemesin artık. Geleceksiniz. Gelmeyeceğim. Gelmezseniz onu öldüreceğiz. Cabbar Bey'in emri. Bilirsiniz kesindir bu. Git Feriha. Git. Kötülükler bizden güçlü. Gidelim. Cabbar Bey sabırsızlanıyordur. Bir daha bu kadını görmeyeceksin. Cabbar Bey'in emridir bu. Cabbar Bey'in emri itirazsız yerine getirilir. Yunus! Malum. Siz isteğinizi söyleyin. İsteğimiz belli. Her şeyi gördüm. Korkunçtu. Ama görmemiş olacaksınız. Bu bir emir mi? Yok, istek. Biz de sualtı çalışmalarınızı görmemiş olacağız. Al gülüm, ver gülüm. Kız belli ki seviyor. Mutlu eder onu. Biz her şeye yanlış başlamıştık. Ta yıllar önce. Yanlışlardan doğrulara varılamaz ki. Keşke onun mutluluğu için, iyiliği için bir şeyler yapabilseydim. Keşke. Çocuklar içkiyi arttırınca dağıtmışlar kendilerini. Biraz ileri gitmişler. Şimdi onları mahkemelik etmek şanımıza yakışmaz. Peki diğer şahitler? Hiçbiri konuşmayacak. Efendiyle siz konuşursunuz artık. Şüpheniz olmasın. Şahitlik yapar diye umduğum son iki adam kalmıştı. Onlar da pansiyonu terk etmişler. Tüm görgü şahitlerini yıldırmışlar demek. Bulabildiklerimiz katiyen konuşmuyor. Bulamadıklarımız da şehri terk etmişler. Ama beni buldunuz. Geleceğim ve konuşacağım. Bekliyorum. Buna engel olmayacak kadar akıllısındır sanırım.
Herhalde komiserin buraya gelmesini istemez. Bak Cabbar Bey'in hatununa. Eğer karakola gitmiyorsa alçağım. Bana da öyle geliyor. Komiser Bey, komiser Bey. Akşamki olayın görgü şahidiyim. İfade vermeye geldim. Götürüyorlar. Hapiste akılları başlarına gelir. Çok azmışlardı. Kefalet mi? Ben oluyorum. Avukatım değil misin? Ne gerekiyorsa yap işte. Tabii dördü içinde. Ceplerine harçlık da koy. Muğla'dan doğru bana gelsinler. Ama kimseye görünmeden. Merak etmeyin, geldiğimizi kimse görmedi. İşi bitireceğiz usulü dairesinde. Gece işten sonra bizi kaçıracaklar. Sonra da sanki yeni geliyormuşuz gibi döneceğiz. Dört kişiyle konuşuyor. Bu karanlıkta seçebilmek zor. Gün ışığına dek bekleyeceğiz. Ben villanın civarından ayrılmayacağım. Ben de karakolda senden haber bekleyeceğim. Bu gece bir şeyler olacak. Olacak. Merak etme, tekne biraz sonra bozulacak. Her şey ayarlandı.
Konuş. Müslim'le arkadaşları gizlice geldiler. Şimdi de... Biraz daha bekleyelim, sonra çıkar cipin yerini buluruz. Ha? Hey! Ne yapıyorsunuz be yukarıda? Kavgamızı geçiyoruz! Fırtına çıktı, kapat şu kapıyı! Kullanalım. Ya bizimkiler? Boş ver. Hastanım benim, hastanım! Hey, koçum! Gördünüz mü?
Bunu yapmamalıydılar. Biz bir kadını öldürme işinde yokuz. Şimdi herkes yerini buldu. Cabbar Bey ve Kamil'in dört azgını hapishaneyi. Elif kızsa Yunus'un o koskocaman yalnızlığının yanındaki yerini aldı. Mutsuzluklarını, yalnızlıklarını inatla kovalayan kişiler de yok değildi bu ara. Ne zaman vapur gelse hep dalga kıranın dışında dururdu. Bir tepeye çıkmadan ya da sahile inmeden onu göremezdik. Ama çoğu kez duyardık sesini. Bizler için özelliği yoktu bu durumun. Ama Yunus için kararlıydı. Onu bu kente elleri kelepçeli getiren otobüslerden nefret ediyordu. Evet, bahar gelecek. O vapur gene gelecek. Yunus'un özgürlüğünü de beraberinde getirecek. Mendiliğin dışı Yunus'un özgürlüğü demekti. Anasına kavuşmanın başlangıcı demekti. Abi bir hanım sizi görmek istiyor. Gelsin. Peki. Suskun Yunus, siz misiniz? Benim. Sizden nefret ettiğimi söylemeye geldim. Siz gittiği yere kötülük götüren bir yılansınız. Gelişinizle benim hayatımı yıktınız. Sizden nefret ediyorum. Siz, aile nedir? Sevmek nedir? Genç bir kızın mutluluk hayalleri nedir? Bilir misiniz? Bilemezsiniz tabii. Nereden bileceksiniz? Bizi bekleyen bir mutluluk vardı. Onu yıktınız. Defolun. Gidin buradan. Gidin. Üç karışlık bir dünya içinde yaşıyorsunuz. Gözünüz kendinizden başkasını görmüyor. Dünyada yalnız siz misiniz acı çeken? Gelmeseydiniz gidecektik biz. Şimdi mutlu bir yaşantımız olacaktı. Her şeyimiz yıkıldı. Gitseydiniz ya. Sanki dünyaya bütün kötülükleri ben dağıtıyorum. Ama düşünmüyorsunuz ki ben de insanım. Hadi içim rahat etsin. Bugün gidiyorum vapurla. Biraz sonra nikahım kıyılacak. Karımı alıp gideceğim. Yani sizin bu güzel kasabayı terk etmenize gerek kalmayacak. Benim kimseyle bir hesabım yok. Bacım, sizlerin de çok çok mutlu olmanızı dilerim. Evet, karımı alıp anama gideceğim. Sana bir şey söyleyeceğim abi. Söyle. Kızmazsın değil mi abi? Söyle ne söyleyeceksen. Kızmayacaksın değil mi abi? Söyle. Kızmayacağına söz ver.
Söyle yoksa parçalarım seni. Kızarsın ama abi. Söyle dedim. Senin kız Yunus'a gidip geliyor abi. Olamaz. Gözlerimle gördüm abi. Seviştiler. Yalan. Seviştiler abi. Kaç defa gördüm abi. Artık dayanamadım. Söyleyeyim dedim. Şeref meselesi çünkü. Düşün, senin karın olacaktı ileride abi. Sus yeter. Çıkın dışarı. Evlat. İşine karışanı öldürürüm. Aldığın Yunus'u vuracak. Gitme evlat, gençliğine yazık olacak. Karışma amca. Sevda, 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 çabuk gel. Yunus nerede? Az önce gitti abi, vapurla dönüyor. Söylenenlerin hepsi yalan, dinim hakkı için yalan. İçimdeki sevgiyi yenebilseydim şimdi seni vururdum. Acımadan vururdum. Evlenmeleri için ben aracı oldum. Elif iyi kızdı, inanıyordum. Yaşamı boyunca acılar çeken bu adamı mutlu edecekti. Çabuk olun, eşyalarınız motora yerleştirildi bile. Çek silahını. Silahım yok. Öyleyse dövüşeceğiz. Ayıldın mı? Yunus, ne olur uyma ona. Sen karışma yavrum.
Seninle hiçbir alıp veremediğim yoktur Kamil kardeş. Senin gibi namussuz bana kardeş diyemez. Haksızlık ediyorsun Kamil. Delirdim abi. Ne yaptığının farkında mısın? Aç yolumuzu da gidelim Kamil kardeş. Senin gibi hırs düşmanı bana kardeş diyemez. Dolduruşa gelmişsin. İkiniz de dolduruşa geldiniz. Gebertilinceye kadar korkudan her gün ölüp ölüp gerileceksin artık. Hayır, hayır! Ben vurdum! Ben vurdum, namussuzum ben vurdum! İnanmıyor musunuz? İkisini de ben vurdum! O kafadayıları ben vurdum! Ben vurdum ikisini de! İnanın ben vurdum, ben! Ucuz atlattın, dua et! Al kızı, defol git doktora! Ben! Yunus! Ya Yunus? Sevgilim, ne olur dur. Doktor çağıralım. Dur. Hayır sevgilim. Duramam. Hiçbir şeyi durduramayacak. Bak. Bak, vapurumuz bizi bekliyor. Anam bizi bekliyor. Kavuşacağız anama. Kavuşacağız. Dün gece içtim kaderler dolusu, yine sensiz dolaştım sokaklarda, ıslak kaldırımlarda gözlerime yaşlar doldu, soğuk bir rüzgar okşadı yüzümü, ayrılık rüzgarı, tanıdım o ıslak nefesinde. Allah'ım, bilmem neden geldi bunlar başıma. Birdenbire kapıldık ayrılık rüzgarına. Yunus, Yunus kardeş! Bırakma, kurşunların hiçbiri öldürücü yerlerde değil. Vapurda bakarlar ona. Delikanlı adamsın, bağışla beni. Bir yumruk alacağım var. Nikahına geldiğimde patlatırım suratına. Bacım, ona iyi bak. Meraklanma, kolay gebermem.
Kartsın martsın ama hala fişenk gibisin. İyi ki dövüşmedik. İyi ki.